Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Başak Burçları'nı 24-31 Aralık haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olur. İyi bir yıl, güzel bir yılda bizi bekliyordur inşallah diyelim. Hadi bakalım kahve falınızda neler çıkmış. Birer sıkıntı şöyle gidiyor. Hadi bakalım ne sıkıntısıymış bu görelim şuradan çevireceğim iş konularıyla alakalı arkadaşlar sıkıntılarınız gidiyor elinizi uzatmışsınız artık sona geldiğiniz bir konu var yani artık bu bitmeli dediğiniz bir mevzuyu pazartesi salı bitiriyorsunuz arkadaşlar hatta burada şöyle bir görsel var bakın bir e, konu ya da bir kişiye böyle bir elinizi uzatmışsınız boşa çıkıyor yani bir kişiden destek almak isteyebilirsiniz pazartesi günü ama o boşa çıkacak o kişiden destek göremezsiniz ortalarda yok bu kişi salı günü yalnız kafanızın üstünde bir üç rakamı var üçle alakalı ve sanki şöyle bir e, çengel çıkmış hani bir, bir bir şey aklınıza gelmiş gibi düşünün birisi mi aklınıza geldi bir kişiyle konuşup bir yöne doğru bakıyor görselinde çıkıyorsunuz. Baktığınız yönde bir kişi var. Ve sanki elinde bir makas, makasın ucunda bir şey tutmuş, size bir şey uzatıyor. Makas gibi bir şey yani o. Ya da ne diyelim? Hani bir şeyleri kendi eliyle değil de bir aletle tutmuş size bir şeyi uzatıyor. Burada aslında siz bu kişi kim ise çok keyif alacağınız bir haber ya da keyif alacağınız bir şey elinize geçecek sizin. Dediğim gibi çok geniş. Maddi konularla alakalı bu. Yani para mı? İş mi? Yoksa eğitim hayatınızla alakalı bir konu mu? S harfi var bu kişide. Tepesinde hemen bir S harfi var. Ve size eliyle bir şey uzatıyor. Uzattığı şey de 20. 20 bin lira para uzatıyor size gibi böyle düşünün. Bayağı şaşıracaksınız. Ama çok da keyif alacaksınız. Bitirmeniz gereken iki iş bu hafta içerisinde bitecek. Atlamanız gereken bir kişi engelini çarşamba günü atlayacaksınız ve bunun akabinde sanki koşa koşa bir yol planı yapıyorsunuz bakın burada. Bir yere gitme, bir yöne gitme ama koşa koşa. Hani böyle arkası arkası, arkanızda da bir iki kişi görüyorum. Hızlıca bir yöne yöneleceksiniz. Yolunuz çok temiz ve açık. Şimdi bakıyorum pazartesi salı çarşamba çalışıyorsunuz sanki. Çarşambadan sonra direkt yol planları. Orada bir anahtar var. İşinizle alakalı iyi bir haber. Olumlu bir gelişme, olumlu bir konuşma, el sıkışma hepsi olabilir perşembe günü için. Cuma gene bir yol ve bu yol da aslında e, sanki haneden çıkılacak bir yol, bir yere tatile gitme, memlekete gitme gibi düşünebilirsiniz. Hafta sonu da zaten çok temiz görünüyor. Cebinizden çıkmasından çok cebinize girecek para görselleri var arkadaşlar bu hafta. Şu görsel çok güzel çünkü bir süredir beklediğiniz böyle artık almam lazım dediğiniz bir mal ya da bir parayı bu hafta salı çarşamba alacağınız görünüyor. Ummadığınız ya bu haftada olmaz dediğiniz gibi duran ama olacak bir konu arkadaşlar önü çok açık. İlişkilerde bu hafta neler var? Oh, bu nedir arkadaşlar burada? Hafta sonu için ne bir şeye engel koyacaksınız ama durun oraya da geleceğim. Şimdi Pazartesi ilişkilerde sakinlik, Salı da sakinlik diyebilirim. Çarşamba günü yalnız çok ani bir konuşma, karşılıklı ilişkilerde konuşmaya bağlı tartışma. Kafanızda sanki böyle bir bomba patlıyor, hani şey gibi böyle bir anda böyle beyniniz deriz ya hani böyle sinirlenirsiniz böyle sinirlendirecek bir durum Çarşamba günü karşılaşabilirsiniz. Ani hiç beklemediğiniz bir anda bir konu, bir kişiyle alakalı gelebilir. O günün konusu. Orada takılıyorsunuz ama o günde çözüyorsunuz görselleri var. Yoldan gelecek bir misafiriniz var arkadaşlar. Birileri geliyor size sanki telefon etmiş. Ben geliyorum, ben yapıyorum, ben ediyorum der gibi devamlı bir telefon trafiği perşembe günü için görünüyor sizinle. Ee, sanki böyle elini uzatmış hani siz de elini tutasınız da gelsin sizin yanınıza diyen bir kişi gibi görünüyor burada aynı zamanda ilişkilerde buluşma görüşme söz konusu olabilir devamlı telefon trafiği ile birlikte özellikle çarşamba perşembe aktif konuşmaların çok yoğun olduğu telefon trafiği diyebilirsiniz buna karşılıklı konuşmaların da çok olduğu bir gün diyebilirim ee, perşembeden sonrasında yalnız şöyle bir şey var şurada e, bir kişi e, ailenize yakın bir kişi de diyebilirim ya bir sıkıntısı olacak ama bu sıkıntı öyle böyle bir sıkıntı değil arkadaşlar ya hani bir şeye hayır mı diyecek birisi diye düşünüyorum bu kafasındaki bu kocaman sıkıntı nedir bir insanın sırtında sıkıntı hafta sonuna sıkıntılı giren bir kişi olarak görünüyor siz karşısında yani naif ve kibar kalıyorsunuz bir kişinin başına gelecek bir olay olabilir diye düşünüyorum bu siz değilsiniz zaten sıkıntısı varmış o sıkıntısı patlayacak gibi böyle ee, hani ne diyebilirim ben buna arabası olanlar dikkat etsinler arabalarının arkalarına diyelim ama bu siz değilsiniz ya birisi bir sıkıntı birisinden bir sıkıntılı haber duyabilirsiniz diye düşünüyorum ben burada bu kişinin çünkü ayağı boşta ailenin içinden değil bir haber duyabilirsiniz Orayı çok fazla uzatmayacağım. Bu hafta ilişkilerde sakinsiniz, rahatsınız diyebilirim. İş konularında pazartesi salı vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını sadece bu haftanın değil geçtiğimiz haftalarında vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim bu haftanız gayet güzel verimli bir hafta. Bu arada 27'sinde Yusufçuk günü var. Dilek isteklerinizle alakalı da bol bol dua edin derim. Gökyüzü bu konuda çok güzel destekliyor bizleri hep iş 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 dediğiniz bir alan evet hafta sonu hatta yeniden düşünmeye başlayacaksınız işlerle alakalı neler yapabilirim pazartesi günü dediğim gibi ayak direttiğiniz bir konuda bir kişinin sizinle görüşmesi var ne kadar istemeseniz de istemediğiniz bir kişiyle görüşme yaptığınızı görüyorum ama havada kalacak konuşmalar olacak çok da oturtmayacaksınız hatta sanki oradan çekirge gibi uzaklaşıyorsunuz çok da konuşmak istemediğiniz birisiyle konuşma durumunuz var sonrasında uzaklaşacaksınız diyebilirim ilişkiler olarak değerlendirecek olursam kalbinizi kırma ihtimali yüksek karşınızdaki kişinin ters konuşmaları var özellikle pazartesi ve salı günü burada uzayıp giden ee, çözmeye, çözmeye çalıştınız demeyeyim, yani konuşmalarından rahatsız olduğunuz bir partnerle uğraşabilirsiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba'dan sonra biraz daha yoluna giriyor. E, hanede hastalık konularına da bu arada dikkat pazartesi salı arkadaşlar yatan görüyorum. İlişkilerde anca şunu diyebilirim ben çarşambadan sonra rahatlık var diyebilirim. O zamana kadar hep bir e, benim dediğim senin dediğin gibi bir durum çekişme durumu olabilir. Burada dengenin sağlanamadığı görselleri var. E, hasta görseli var onunla uğraşma durumu olabilir ki Allah korusun diyelim ama e, ilişkilerde de dediğim gibi karşınızdaki kişi biraz böyle hop hemen morali bozulan ya da ters konuşan bir kişi olabilir. Özellikle pazartesi, salı görsellerinde çıkmış. İş konuları burada çok fazla ışık değil. Ee, sadece bir konuda inat edeceksiniz. Çok inat ettiğinizi görüyorum yalnız. Öyle böyle değil. Ee, bu inat ettiğiniz konuyla alakalı da bir ağaca tırmanır gibisiniz. Hani direteceksiniz. Bu salı ve çarşamba özellikle ailede bir konuda direttiğiniz görünüyor olmazsa olmaz dediğiniz bir mevzu olacak ve burada siz diretiyorsunuz kim ne derse desin sizin dediğinizin olduğu yani sizin çıkışa da vardığınız görselleri var burada bunun haricinde neler var daha diyemeyeceğim niyet bu hafta hani böyle yeni bir aşk olur mu gibi düşünüyorsanız eğer hafta sonuna doğru daha çok olabilir diyebilirim yani cumartesi pazar daha aktif. Geri kalanı çevrenizdeki insanlarla hani evliyseniz ailenizle evli değilseniz gene kendi ailenizle arkadaşlarınızla yoğun geçeceği görselleri de var. İş ve para konularında pazartesi salı çarşamba güzel günler arkadaşlar. Ondan sonrası da güzel ama orada bir şeyler olacak. ilginç ve heyecanlı bir şeyler olacak. Umarım iyi dediğim, güzel dediğim, keyif alacağınız güzel bir hafta geçirirsiniz. İyi dediklerim önünüze düşsün, kötülere evrene gönderelim. Güzellikler sizi bulsun. Bu haftaki falınız da bu şekildeydi. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Size güzellikler getirsin, sağlık getirsin, huzur getirsin, para getirsin, aşk getirsin, mutluluk getirsin. Hepimize getirsin. Yeter artık diyelim, değil mi? Özellikle şu hastalıklardan kurtulmak istiyorum ben. Evet efendim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falanızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.